oturumuna, üçüncü oturumumuza başlıyoruz. Oturum konusu, küçük ve orta büyüklükteki muhasebecilerin hizmet geliştirme ve kalite yaklaşımı. Oturum başkanımız Sayın Profesör Doktor Umran Cömert, konuşmacılarımız Sayın Giancarlo Antonelli ve Sayın Defne Uzunasaloğlu, sizleri kürsüye davet ediyorum. Çok değerli hocalarım, TÜRMOB'un, İSMO'nun ve diğer odalarımızın çok değerli başkanları, çok değerli muhasebeciler, değerli katılımcılar. Küçük ve orta ölçekli muhasebecilerin hizmet geliştirme ve kalite yaklaşımı konulu günün son oturumuna hoş geldiniz diyorum. Öncelikle sabahtan beri çok nitelikli sunuşlar oldu. Bu güzel sempozyumu düzenleyen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın değerli başkanına ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Her oturumda ben kendimi daha çok bilgileniyorum. Bunun için çok mutluyum. Bir ülkenin muhasebesi kötüyse kanımca her şey kötüdür diye düşünüyorum. Bu 17 Aralık sürecinde hukukçuların ağzından, her kesimin ağzından bir kurumsallık sözcüğü çıktı. Ve her yerde konuşulan bir konu oldu. Ama içini doldurmaya geldiğinde bir türlü başarılı olamadığımızı fark ettim. İşte iyi yönetim, üst yönetimin iyi yönetim anlayışı nedir diye sorduğunuzda kurumun genel stratejisine yön veren, governance dediğimiz kurumsal stratejileri belirleyen kişilerin iyi yönetim anlayışıyla işletmeleri yönetmeleri gerektiği anlaşılıyor. Bunu da 4 ilkeyle ifade ediyor herkes. Nedir? Adil olacaksınız. Nedir? Sorumlu olacaksınız. Nedir? Hesap verebilir olacaksınız ve şeffaf olacaksınız. Ve bunların temelinde ne yatıyor dediğinizde karşınıza muhasebe çıkıyor. İnanın muhasebeniz kötüyse her şeyiniz kötü oluyor. Bu benim en önemli kanaatim. Belki denetim konuşmadan önce bu muhasebe meselelerini konuşmak gerekir. Asıl problem de orada yatıyor. Muhasebe kötü olduğu için denetçinin işi de bitmiyor. İşte süreç denetimi yapmanız da hikaye, kontrollere bakmanız da hikaye. Zamanında çıkmayan mali tablolar, uluslararası standartlara göre düzenlenmemiş mali tablolar hiç kimsenin işine yaramıyor. Yaramış gibi yapıyor herkes. İster muhasebe yapın, ister denetim yapın, yaptığınız iş nitelik gerektiriyor. O yüzden bu oturum sizin açınızdan önem taşıyor diye düşünüyorum. İki değerli konuşmacımız var. Muhasebeciliğin nitelikli olarak yapılması konusunda. İlk konuşmacımız Giancarlo Attolini. Küçük ve orta ölçekli muhasebecilerin küreselleşmesi, marka yaratma çalışmaları ve sosyal medya kullanımı konulu tebliğlerini bize sunacaklar. It's your stage now. Thank you.